Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere GD, gelecek değer fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki finansal bir fonksiyon. İngilizcesi FV, Future Value arkadaşlar. Bu bizim devresel ödemelerimiz vardı. Ana para ödemelerimiz, faiz ödemelerimiz vardı. Kredi alıyorduk, taksitleri hesaplıyorduk mesela burada arkadaşlar. Aynı şekilde acaba biz taksitlerle bankaya bir para yatırsak, tabii belli bir faiz oranı var diyelim. Acaba 48 ay sonra, 36 ay sonra veya 3 yıl sonra, 5 yıl, bu periyotlar sonrası kaç liramız olur? Gelecekteki değeri nedir? Buradan yine hep tekrar ettiğimiz bir kavramımız var arkadaşlar. Paranın zaman değeri. Yani bugünkü 1 lira, yarınki 1 liradan değerlidir. Ya da bugün 1 lirayı verdiniz, 5 gün sonra 1 lira değil, daha fazla bir para almanız gerekir. Neden? Siz de kullanabilirdiniz 1 lirayı. Bankaya yatırabilirdiniz. Alternatifler olabilirdi. Yani sonuçta arkadaşlar, hani olayları daha iyi anlayalım diye bunları anlatmaya çalışıyorum. Bizim bu aşamada ne yapmamız lazım? Tabii ki bu fonksiyonları uygularız, kullanırız. Ancak diğer ilgili fonksiyonları da, finansal fonksiyonu ve finansal konulara ilişkin, özellikle finansal matematiğe ilişkin, eğer biraz da mali analiz tarafı varsa finansal analize ilişkin arkadaşlar, dokümanlardan, kitaplardan, ders notlarından yararlanmamız ve bu konudaki teorik altyapımızı da güçlendirmemiz lazım. Eğer bir işletme ekonomi öğrencisi değilsek diyelim ve o konuda eğitim almış ve biraz da kullanmışsak diyelim, çünkü alıyoruz okullarda, çabucak unutuyoruz. Evet arkadaşlar, GD fonksiyonunu kullanalım şimdi. Hatırlarsanız biz kredi alıyorduk, işte 20 bin lira kredi almak istiyorduk diyelim. Şöyle devresel ödemesini yapacağım. İşte faiz oranı bu, şu, bu. Ya kaç lira taksit öderiz diye devresel ödemeyle gidip yapıyorduk. Devresel ödeme. Yani payment fonksiyonu İngilizce'de oranımız burada. Dönem sayımız 48 ay boyunca ödeyeceğiz. Bunu eksi koyuyoruz. Sonucumuz negatif çıkmasın diye problem yok. 20 bin lira. Gelecek değeri falan şey yapmıyoruz. Bize diyor ki 510 lira ödeyecek misin diye. Bu bizim 20 bin lira kredi aldığımızda faizimiz bu olduğunda, faizin normal gösterimi 86 açık gösterim arkadaşlar. Bu şekilde şey gösterim, yüzdeli gösterim diyelim ve girilmesi. Şimdi bunu sormuyoruz biz. Bu burada. Onu biliyoruz. Taksit tutar. Onunla ilgilenmiyoruz. Biz bankaya yatırsak 500 lira, 500 lira 48 ay boyunca, 48 ay sonra gittiğimizde ne kadar paramız olur bu aşamada? Zaten 20 ay boyunca 48 ay boyunca 500 lira ödettiriyor. Siz de çarpsanız aslında bankaya ödeyeceğiniz parayı arkadaşlar, 20 bin lira kredi aldınız ama bakın 24 bin lira ödüyorsunuz. Yani bu hesapta da biz 5 bin lira faiz ödedik. İşte bakalım biz yatırdığımızda banka bize ne zaman, ne kadar faiz verecek? Buradan gelecek değeri hesaplıyoruz. Gelecek değeri çağırıyoruz. GD. Niye hep devresel ödemeyi getiriyorum? Çünkü bu fonksiyonlar gelecek değer, bugünkü değer, devresel ödeme, faiz tutarı, faiz sayısı, taksit tutarı, bunların hepsi arkadaşlar bir anüitenin, yani sabit ödemenin, sabit faizde yapılan ödemeye ilişkin verileri arkadaşlar bize sağlıyor ya da onunla ilgili formülü sağlıyor diyelim. Yani bize istersek taksiti buluyor, istersek faiz, istersek de gelecek değeri veya şimdiki değeri. Evet, gelecek değere, yani future value programına, fonksiyonuna şeyi girelim. Oranımız burada. Çekmeyeceğiz aşağı, sabitlemiyorum. Dönem sayım 48 ay boyunca. Devresel ödemelerim, şöyle başına bir eksi koyuyorum. Yoksa sonucum eksilecek, sorun değil. Yani mutlak değer anlamında bir şeyi bozmuyoruz. Okey diyoruz. 29 bin lira edecek. Demek ki 4 yıl sonra gittiğimde bankaya arkadaşlar 29 bin lira yapacak. Peki kaç lira ödedin? 500, 500, 500 bakın. 24 bin lira ödedik. Ama o 24 bin liranın faizleriyle, bu anüitelerin faiziyle sonuçta bu para 4 yıl sonraki gelecekteki değer.
Bunlar tabii bir işletme finansmanında kullanılan şeyler. Bir de bunun benzeri bugünkü değer var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben firmam var, her yıl, her ay 100 bin lira kar ediyor, 1000 lira kar ediyor. Bu firmamı satacağım, kaç eder? Ben 5 yıl sonra, 10 yıl boyunca firmam gelir elde edecekse, belki 5-10 yıl sonra benim elime bu kadar para geçer denebilir. İşte demek gelecekteki değer böyle bir şey. Aynı şekilde bugünkü değerle ilgilenebiliriz. O da şöyle, arkadaşlar, bugünkü değeri ne kadar deniliyor ki, işte bir nakit akışı var, paralar gelecek arkadaşlar. Ama bugünkü değer itibarıyla ne kadar? Yani bir gelirimiz var diyelim arkadaşlar. Ama önümüzdeki yıllarda gelecek. Yani ben bugün itibariyle almak istiyorum. Yani 500 lira 500 lira kazanıyoruz. 10 ay boyunca hep 500-500 kazanacağız. Ama ben bu şirketi alacağım diyelim. Tamam, o zaman hepsini çarpalım 500. Ama bugünkü değeri demek ki onun ilerideki alınacak o 500 liralar ne olması lazım? Daha düşük olması lazım. Demek ki bugünkü değer deyince bugünkü değeri indirgenmiş. Çünkü ileride daha yüksek paralar olabilecek şeyin bugünkü değeri. Gelecek değer ise ödediğimiz paraların faizleri toplanarak elde edilen tutar geleceğe yönelik. Öbürü ise bir para var, geleceğe dönelik faizleriyle artacak ama o faizleri çıkartarak bugünkü değeri muhtemelen daha aza indirgenmiş, faizlerini arındırılmış bugünkü değeri. Yine paranın zaman değeri arkadaşlar, bugünkü değer ve ilerideki değer arada faizleriyle artan değerler. Bunları düşünmemiz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bazı terminolojileri tam şey yapmış arkadaşlar, kullanamayabilirim. Dediğim gibi bunlarda ben size geniş bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Hem farklı fonksiyonları da inceleyin, kullanın. Hem de bu konuda yine arkadaşlar finansal işletme finansmanı gibi, finansal yönetim kitapları gibi, finansal matematik gibi kaynaklara da başvurarak bu konudaki bilgilerinizi tamamlayın veya geliştirin arkadaşlar, yorumları demek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.